Değerli izleyenler, TR1 ekranlarında saatler 17'yi gösterirken bizler Sağlıklı Bilgilen programıyla karşınızdayız. Evet, her salı ve perşembe günü olduğu gibi bugünkü konuğumuz İbrahim Gökçek olacak. Bitki uzmanı, bitkilerle tedavi yöntemlerini konuşacağız. Doğal yollarla nasıl tedavi ederiz, nasıl hastalıklarımızdan kurtuluruz, bunların hepsini değerli hocamız İbrahim Gökçek'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Hocam yine böyle masamızı süslediniz, dergilerinizle, kitaplarınızla, raporlarınızla, bitkilerinizle ve iksirlerinizle. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yine dop dolu bir şekilde Sağlıklı evet. Bilgilen programına sizinle başlıyoruz. İnşallah vakit bulabilirsek. Hı-hı. Sırasıyla migren, evet. Spastik kolon veya diğer adıyla irritable bağırsak sendromu, hı-hı, yani bağırsak hassaslaşması, evet. Apse, hı-hı, Kırım Kongo kenesi, bu odun kenesi, Kırım Kongo hastalığına sebep olan, hı hı, huzursuz bacak sendromu ve laranjit. Laranjit, yani faranjitin diğer bir yöntemi. Laranjit ayrı, faranjit ayrı. Laranjit. Laranjit, gırtlak iltihaplanması, faranjit, boğaz iltihaplanması, boğaz ağrısı. Evet hocam, başka farklı. Ne konuşacağız? Vakit bulursak konuşalım. Bu şekilde konularımıza devam ediyoruz. O zaman değerli izleyenlerimize bir hatırlatma yapalım. Ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilir. Canlı yayın telefonlarımızdan İbrahim hocamıza sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Resmi internet sitesine girip yine aynı şekilde bitkiler hakkında bilgi alabilirsiniz. İbrahim Gökçek'in yine danışma adresinden arayıp sipariş etmek istediğiniz bitkilerle ilgili yine detaylı bilgi alabilirsiniz diyelim ve hocam ben sırasıyla size sorumu sormaya başlayayım. Evet, yazlar geldi, streslerden, yorgunluktan, iş stresinden, günlük streslerimizden dolayı baş ağrılarımız ve migren sorunlarımız yola çıkıyor. Evet, bugün davetsiz bir misafirimiz var. Sineğimiz de bizimle beraber. İzleyicilerimizi hatırlatalım. O bizim hocam, o bize yabancı değil, alıştı bize o. Biz ona alıştık artık, onunla yaşıyoruz. Migrenden başlayalım hocam. Migren hastalıklarının tedavisinde evet, neler migren, yapıyoruz? Milyonlarca insan migrenden muzdarip. Migren yarım baş ağrısı, baş ağrısı, tam baş ağrısı. İki üç çeşit baş ağrısı var. Migren takriben bayanların %16'sında, erkeklerin %6'sında, yani ortalama insanların %10'unda, yani her 10 kişiden bir kişide migren rahatsızlığı var sürekli. Kiminde ağır, kiminde hafif, kiminde kademeli. Hı hı. Migrenin sebebi üzerine birçok söylenti var, görüş var, fikir var. Herkes diyor ki, bazıları diyor ki şundan şundan, bazıları bundan. Bazıları diyor ki mesela serotonin hormonunun salgılanmasında ortaya çıkan problemlerden kaynaklanıyor. Serotonin hormonunda problem neden ortaya çıkar? Beyinde nöronlar, sinir hücreleri ve sinir hücreleri ve beyindeki hücreler, nöronlar birçok hormon salgılarlar ve bu nöronlar arasında haberleşmeyi sağlayan bir haberci var. Sinir habercisi diyebiliriz. Buna nörotransmitter denir. Sinirler arası, sinir hücreleri arasında haberleşmeyi sağlar veyahut da sinirlerle, beyindeki hücrelerle, beyinle diğer organlar arasındaki hücreler arasında haberleşmeyi sağlar. Yani saniyede milyonlarca beynimiz vücudumuza mail atar, email atar. Evet. Tek 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 tek. Elini şöyle oynat, gözlerini böyle yap. Evet. Kaşını şöyle yap. Sen bugün bu şekilde yapacaksın. Kalbini çalıştır, mideni çalıştır. Şu kadar evet. Asit, bu kadar baz, bu kadar tuz. Biz farkına varmıyoruz, midemiz çalışıyor. Karaciğerimiz, pankreasımız, bütün bunları ne organize ediyor? Beyin salgılamış olduğu nörotransmitterler aracılığıyla kontrol ediyor, ayarlıyor, düzenliyor. Bazen kasları sıkıyor veya gevşetiyor ve vesaire. Evet hocam. Bütün bu olaylar cereyan ederken beyin kökünde bu nörotransmitter, yani aşırı yoğun mail atımı sırasında damarlarda, sinirlerde, beyin kökünde iltihaplanma meydana geliyor. Sinirler, hücreler, sinirler, damarlar arasında böyle kesiştiği noktada bazen problem çıkıyor. Elektrik devresi oluşuyor. Birbirine evet. Çarpınca. Yani ne diyorlar Türkçe? İşte elektrik. Çarpışma oluyor hocam. Elektriklenme. Neyse, elektriklenme oluyor. Öyle diyelim. Evet.
Saniyede 3 milyon beyinden vücuda elektromanyetik dalgalar yayılır. Yani bu nörotransmitterler haricinde bir de elektromanyetik dalga akımı var sürekli. Direkt kontrol var. Bir de böyle mail aracılığıyla haberleşme sistemi var. Evet hocam. Şimdi buradaki arızadan veya aşırı yoğunluktan dolayı serotonin hormonunun salgılanmasında anormallikler ortaya çıkar. Serotonin hormonu azalırsa veya çoğalırsa migren ortaya çıkar. Bir görüş bu. Bir diğer görüşte bağırsaktaki mantarlar, faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeleri karaciğer arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcar. Aşırı B vitaminleri eksilirse beyin bu B vitaminleri, B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit beyni besleyen vitaminler. Bu da migreni tetikler. Bu da bir başka görüş. Evet, yani çeşit çeşit görüşler var. Sebebini kesin olarak bilemiyoruz. Fakat serotonin hormonu serotonin hormonundan yetersizliğinden kaynaklanırsa sarı kantaron ne yapıyor? Beyni besliyor. Birleşiminde %1 oranında sarı kantaronun hiperforin, hiperisin gibi etken maddeler var. Sarı kantaron doğal olarak beyindeki bir serotonin hormonu salgılanmasını artırır, düzenler. Noradrenalin hormonu, serotonin nedir? Kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Gerilimi, stres atar. Negatif duyguları beyinden siler. Evet. Kötümserliği siler. Pozitif. Pollyanna gibi dolaşırız ortada hocam. Her şey toz pembe olur bizim için. Ama mantıklı. Gelişi evet. Güzel değil yani. O kadar da değil. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Pollyanna. İkincisi, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Bu kişiyi konuya odaklandırır. Yapmış olduğu işte başarı grafiğini yükseltir. Dopamin hormonu salgılanmasını artırır. İleride kişinin Parkinson, Alzheimer hastası olmasını önler. Evet. Mesela. Bir diğer, eğer ki bağırsaklardan kaynaklanıyorsa, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle ortaya bir vitamin yetersizliği, B1, B2, B3, B6, B12 vitamin yetersizliğinden ortaya kaynaklanıyorsa, mantardan dolayı aloe vera gerekir. Hı-hı. Yani sebebini bilemiyoruz. Bilemediğimiz evet. için iksir, aloe vera jel, sarı kantaron forte, cordyceps forte bunları kombine kullandığımız zaman %100 verim elde ederiz. Hı hı. Şimdi nane de burada çok önemli. Bugün nane getirdik. Evet hocam. Bu nane taptaze nane. Sinek naneye gelmiş. La ilahe illallah. Sinek hocam, kara sinek. Onlar bizim misafirimiz hocam. Onları yadırgamıyoruz artık. Sizin misafiriniz olsun. Evet, onlar da canlı yayına çıkmak istiyorlar bizimle beraber. Tamam, size kalsın. Bunu hediye edeyim size. Teşekkür ederiz hocam. Bu nane dünyanın en mükemmel nanesi, en etkili nanesi. Evet hocam. Şimdi 25 çeşit nane var. Nanenin içerisinde bu İngiliz asılı bir ilim adamı su nanesiyle kıvırcık nanesinin birleşiminden yeni bir nane türü hibrit üretmiş. Buna tıbbi nane diyoruz. Mente piperita. Bu çok yoğun oranda itirik yağ içerir. Dünyada en kaliteli nane İzmir'de yetişir. Sonra İstanbul, Maraş vesaire. Yani dünyanın en kaliteli nanesi Türkiye'de yetişir ama her nedense Türkiye'de naneye gerekli ilgi, değer verilmiyor. Evet. Avrupa'da üretilen nane, Türkiye'de yetişen nanenin 1/5 kadar etirik yağ içerir. Türkiye'deki yetişen nane, mesela İzmir nanesi 3.8, yani 4'e yakın, %4'e yakın oranda etirik yağ içerir. Özellikle de mentol ağırlıklı. Fakat Avrupa'da yetişen naneler %0,8 oranında, 6 oranında, 6, %0,8, 6, 8. Yani 1/5 daha az etirik yağ içerir. Kalite bakımından çok çok düştü. Evet. Bizi neden ilgilendiriyor nane? Baş ağrısında. Evet. Nane ile ilgili Profesör Doktor Göbel. Göbel Alman. Evet hocam. Kiel Üniversitesi'nde nevralji, yani ağrı, rahatsızlıkları olan sinirsel ağrılar, migren, baş ağrısı vesaire gibi rahatsızlıklar olan 105 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Nanenin
parasetamoldan daha etkili olduğu ve yan etkisi olmadığını belgelemiştir. Parasetamol da migrene iyi gelir ama parasetamol iyileştirmez. Sadece ağrı kesici ama yan tesiri çok büyük, tehlikelidir. Mesela bir olay, ben Almanya'dayken şahit oldum. Yani gazetelerden okuduk, takip ettik. Hı hı. Benim kaldığım bölgeye yakın bir yerde. Evet hocam. Ameliyat olan bir çocuğa doktoru demiş ki parasetamol içeren bir fitil verin. Bademcik ameliyattan sonra ağrısı sızısı olursa çocuğu. Annesi de fazla vermiş. Çocuk öldü. Oo. İki gün sonra karaciğeri parasetamoldan parça parça olmuş. Hı hı. Otopsi sonucunda neden çocuk öldü diye yapılan otopside parasetamolu karaciğeri parçaladığı ortaya çıktı. Oo. Yani şimdi kimyasal ilaçlar Türkiye'de annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz kullanıyor maşallah. Evet, ama hocam, bilinçli kullanmak gerek. Bir, mecbur kalmadıkça kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Sadece karaciğere zarar vermiyor. Bağırsaktaki faydalı bakteri de yok ediyor. Bu da vitamin, mineral, enzim getirisinde zamanla alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarını vesaire tetikler. Evet hocam, özellikle de baş ağrılarında artık günümüzde ilaçlar normal şeker gibi yenir hale geldi. Başım ağrıyor, ilaç içeyim. Bacağım ağrıyor, ilaç içeyim. Boynum ağrıyor, bir ağrı kesici içeyim diye sürekli ilaçları vücudumuza gönderiyoruz hocam. Bu da çok zararlı değil mi? Tabii, tehlikeli. Yani. Migren tedavisi mümkün. Biz bir tanıdığım bir bayan, 30 yıldır migren. Evet. Kullanmadığı ilaç kalmamış. İlaç kullana kullana tansiyon, kolesterol, obezite, bir sürü hastalık ortaya çıkmış. Aa, görünce dedim ki ya yazık. Dedi ki ne yapayım, mecburum. Problem değil, hallederiz. O da Almanya'da, Stuttgart'ta. Biz ona X-ray aloe vera jel ve sarı kantoron forte, zerdeçal forte kullandı. 6 hafta sonra artık dedi ilaç kullanmaya gerek kalmadı. 6 hafta içerisinde. 3-4 ay kullandı, hiçbir problemi kalmadı. 30 yıllık migreni dahi tedavi etmek mümkün. Tabii ki bir iki sebebi var. Sebeplerinin neticesinin neden olduğunu bilirsek çok daha kısa sürede tedavi etmek mümkündür. Evet. Peki ne kullanmalı hocam izleyiciler migren tedavisinde? Sarı kantoron dediniz. Mesela düşük tansiyonu varsa biber ye. Yüksek tansiyonu varsa alıç. Tansiyon da önemli. Evet. Kolesterolü varsa enginar forte. Duruma göre. Beyninde kan akışında yetersizlik varsa, kansızlık varsa beyni beslemek için ginkgo forte. Biraz değişir. Kişiye göre, bünyeye göre konuşmamız gerekir. Ginkgo beyne kan akışını artırır. Kanın pıhtılaşma kat sayısı, PAF denir. Kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürür. Yani ginkgo bir çeşit doğal kan sulandırıcı. Sarımsak da aynı şekilde. Hı. İlaç kullanmaya gerek yok. Bunları kullandığı zaman kolesterol, lipid, trigliserit, kanın yoğunlaşması, pıhtılaşması önler bunlar yavaş yavaş. O zaman izleyicilerimize hatırlatalım hocam, sizin iletişim telefonunuzdan hangi hastanın migreni var fakat tansiyonu veyahut da işte şekeri varsa ona göre siz izleyicilere farklı bir bitkisel detayını gıda bilmemizde takviyesi, fayda var. Detaylarını bilmemizde fayda var. Evet, iletişim telefonunu geliyorsunuz. 212 621 21 65 ve 66'lı nolu telefon numaralarından arayabilirsiniz. Migreniniz var fakat yanında tansiyonunuz, şekeriniz gibi rahatsızlıklarınız da var. Buna göre farklı bitkisel tedavi yöntemleri de uygulamak mümkün olur. Yani internet sitesinden görüp evet benim migrenim var, sarı kantoron kullanım gibi yanlış bir çerçeve içerisine girmeyin. Çünkü o zaman size kullandığınız bitki ilaçları daha fazla zarar sağlayabilir diyelim ve... Zarar yok. Yani zarar yok ama fayda az olur. Faydası az olur. Çok ne iyi olduğunu bilirsek, sonuç alamazlar. Bizim burada ne üretiyoruz? Gelişigüzel bir şey üretmiyoruz. Neden? Bir, klinik araştırması yapılmış mı? Ginkgo 10 binlerce insan üzerinde denenmiş. Sarı kantaron 10 binlerce insan üzerinde denenmiş. Enginar binlerce insan üzerinde denenmiş. Bitkiler 5 ana sınıfa ayrılır kategorik olarak. 1. Evet. Klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler. Burada tartışma yok. Dünyanın her tarafında aynıdır. Ginkgo, sarı kantaron, enginar, efendim zencefil, zerdeçal, çentiyan vesaire. Ginseng, ginkgo. Bunlar belge, bilgi var. Birinci sınıf bitki. Bunu hiç kimse itiraz edemez. Bu bitkiler hakkında negatif bir şey söyleyemez. Neden? Binlerce insan üzerinde üniversitelerin klinikleri denemiş. Burada bu konuda konuşursak ispat ederiz. Evet, ispat ederiz. Biz de her şeyi ispatlı ve raporlu bir şekilde işimizi yapıyoruz. İkinci sınıf şifalı bitkiler
Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. 19 profesör 3 ayda bir toplandılar. Bitkiler hakkında monografi yayınladılar. Bunlar hem tıp doktorudur hem fitoterapi uzmanıdır. 3 ayda bir monografi yayınladı. Şimdi Avrupa Birliği'nin de bir sağlık teşkilatı var. Onlar da böyle bir komisyon kurdular. Komisyon E diye. Onlar da monografi yayınlıyorlar. Yani Brüksel'de. Yani gelişi güzel bir ortaya şu bitki al şuna iyi gelir. Bu atadan, dededen, ebeden gelen şeylere riziko da olabilir, olmayabilir. Yani biz ona bakmıyoruz. Üçüncü sınıf şifalı bitkiler, homopatide kullanılan bitkiler. Dördüncü sınıf şifalı bitkiler, aromaterapide kullanılan şifalı bitkiler. Beşinci sınıf şifalı bitkiler, halk arasında şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir diyen ama hiçbir belge, bilgiye dayanmayan bitkiler. Biz sadece ve sadece klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkiyi ve bu bitkilerden elde edilen ekstreleri kullanıyoruz. Ekstre, bitki ekstresi. Damıtılarak elde edilen özü. Yani sizin kullandığınız bütün bitki ürünlerinizde hepsi test edilmiş, klinik laboratuvar araştırmalarından bilgi. Geçmiş. Belge, bilgi. Evet, belge ve bilgili olarak izleyicilerimize taksim etmeye çalışıyoruz. Ve spastik kolon rahatsızlığı hocam, bu nedir? Spastik kolon veyahut da irritable bağırsak sendromu. Yani bağırsak hassaslaşması, kolon yani kalın bağırsakta hassaslaşıyor. Neden? Kalın bağırsakta tahriş oluyor, tahrip oluyor, yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma, faydalı bakterilerin azalıp zararlı bakteri ve mantarların çoğalması nedeniyle bağırsakları böyle halıya benzetelim. Nasıl ki halının üstünde iplik var, bağırsakların da üstünde böyle virüs denen İlk kanallar var. Evet. Kanallar. Bunlar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eder. Şimdi bu kanalların içerisinde toplar damar var, atar damar var ve sinir var. Kişi abur cubur yiyorsa, faydalı bakteriler azalmış, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa, bunların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler ne yapıyor? Kanalı yakıyor. Yani bağırsaklar hafif yanıyor. Sürekli toksik maddeli. Elinizi ateşte kaç dakika tutabilirsiniz? Tutamazsınız. Dakikasını, saniyesini. Ama bağırsaklarımız sürekli bu toksik maddelerle temas halinde. Evet hocam. Ne oluyor? Bağırsaklar hassasiyetini kaybediyor. Ya sürekli kişi kabız oluyor veya ishal oluyor veya bir kabız oluyor, bir ishal oluyor. Evet. Şişkinlik oluyor, gaz oluyor. Şimdi bağırsaklar fonksiyonunu yitirdiği için adam kişi yani herhangi bir şey girdiği zaman ne alttan gaz çıkıyor ne yukarıdan gaz çıkıyor. Davul gibi karnı küp gibi oluyor. Evet. Şimdi benim tanıdığım bir zat-ı muhterem 35 yaşlarında çalışıyor iş yerinde Frankfurt'ta bir firmada çalışıyor. 2-3 ayda bir 15 gün yok. 3 hafta yok. İstirahatta. Nerede? İstirahatta. Turp gibi adam. Gözüküyor. Hiçbir şeysi yok. Evet. Hep böyle 2-3 ayda bir istirahat. Zannediyor ki millet tembel. Kasıtlı yapıyor. Yatıyor, uyuyor zannediyorlar. Adam gözüküyor. Hiçbir hastalık yok. Bilmiyorlar tabii ne olduğunu. Dedim ki ya sen neden böyle yapıyorsun? Derdin ne? İBS. Irritable bağırsak sendromu. O ne? Dönem dönem nöbetleri geliyor vatandaşın. Evet. Nöbeti geldi mi diye karın ağrısından duramıyor. Bir şeyler yediği zaman hemen lavaboya koşmak zorunda kalıyor. Karnı davul gibi şişiyor. Onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor, şunu yiyemiyor. Irritable bağırsak sendromu yani spastik kolonun da migrende olduğu gibi iki sebebi var. Yani iki tane, iki ihtimalden bahsediliyor. Bir, yine aynı şekilde beyin kökündeki serotonin hormonun yani bu aşırı nörotransmitter salgılanması nedeniyle hücreler nöronlar tarafından serotonin salgılanmasındaki anormalliklerden kaynaklanıyor. Beyindeki salgılanan serotonin bağırsaklara ulaşmıyor şey nörotransmitterler haberleşmede problem oluyor. Evet hocam. Alo kopuyor hatlar kopuyor gitmiyor. İletişim bozukluğu. Bu da bir kabız oluyor, bir ishal oluyor, bir gaz şişiyor, bir ağrı yapıyor vesaire vesaire. Çeşit çeşit rahatsız var. Evet. Bir diğer sebep ise yine aynı şekilde mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler yakıyor bağırsakları. Sinir uçları hassasiyetini kaybettiği için gerekli zamanda gerekli mesajı veremiyor. Haberleşmede. Yani nörotransmitterler veya sinir sistemi veya bu iki sebepten dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Evet, yine
Bunların cevabını siz olduğu gibi spastik kolonda da yine aynı şekilde nane devreye giriyor. Ama evet. Nanenin buldum. İki tane sinek bu naneyi bırakmıyoruz. Evet. Koklayamayacağız artık. Gitti. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Onlar da bir canlı hocam. Lütfen. Evet, sana hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Profesör Doktor Wildgrube, bu da Alman. Hep Alman. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Irritable bağırsak sendromu olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış. Hazımsızlık, şişkinlik, bağırsak gurultusu, karın ağrısı, ishal, kabızlık gibi rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmiştir. Artı Profesör Doktor Res ve ekibi 1979'da, Profesör Doktor Dev ve ekibi 1984'te ve Profesör Doktor Zygmunt, Profesör Doktor McNally ve ekibi bunlar klinik araştırmalar yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda spastik kolonu naneyle tedavi etmişler. Sadece naneyle tedavi etmişler. Evet, ama onun özel bir yöntemi var. Bir de bir şey söyleyeceğim hocam. Özel bir formül geliştirdik. Nedir? Bir şey söyleyeceğim. Kara haliyle forte. Nane migren tedavisinde de kullanılabilir dediniz herhalde. Nanenin, yani hem migren tedavisinde keskin kokular daha zararlı değil midir? Keskin koku. Öyle öyle kullanışını söylemedim ki. Nasıl söylediniz? La ilahe illallah Muhammed. Yani onu o zaman küründe falan kokusu herhangi bir şeyi yok. Hayır, öyle değil, öyle. Kullanış öyle değil. Şimdi bu önü özel bir metodu var, özel bir yöntemi var. Biz bunu özel bir formül geliştirdik. Kara haliyle forte. Kara haliyle. Kara haliyle. Evet. Yani 19 çeşit bitki özütü var. Evet, bu bağırsaklardaki stresi, gerilimi, sinirlerdeki hassasiyeti yavaş yavaş ortadan kaldırır. Artı sarı kantaronla. Evet, yani tedavisi mümkün. Tamam. Mesela böyle çok ağır bir rahatsızlığı olan bir beyefendi, Önder Bey. O doğal tedavi .net'e de yazmış zaten. Bu benim söylediklerimin hepsini uzun uzun yazmış. İşte tuvalete gidince def acetinden sonra rahatlamıyor. Yine lavaboya gitmek zorunda kalıyor. Karın ağrısı çekiyor. Şişkinlik. Bir ishal, bir kabuz. Evet. Onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor. Efendim süt mamulleri ise yani kullan çikolata zararlı. Şu. Yemin ne yerse rahatsız ediyor vesaire. Hı hı. Uzun bir listesi var böyle. Ona dokunamıyor, buna dokunamıyor. Hı hı. 6 hafta sonra her şey yer hale geldi. Evet. Yavaş yavaş. Kullandığı zaman yavaş yavaş kademeli. Yani 6 haftada mucizevi bir şekilde spastik kolon tedavi edilebilir. Mümkün. Her şey her türlü rahatsızlığı tedavi edilebilir. Ben burada söylemiş olduğum bu ilim adamları da kendi hastalarında Profesör Doktor Wildgrube. Yani bunlar yeni değil. Yıllar önce 1978'lerde araştırmalar 77, 78, 98'de yapılmış. Ama biz zaman zaman böyle anlatıyoruz. Yani bunlar yeni bir şey değil zaten. Hı hı. Fakat Türkiye'de bunun üretimini ilk yapan biz. Avrupa'da bunlar yapıyorlar. Tabii yüzyıllardır yapılan bir araştırma. Fakat hani bu toplumumuzda pek çok bilinen bir şey değil. Sizin sayenizde de bunları bu şekilde öğrenmeye gayret ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Hürmetle, saygılar. Evet hocam. Evet. Devam edelim. Spastik kolon tedavisi mümkün. Kişide eğer ki böyle stres, depresif, sinirsel gerilim de varsa sarı kantaronla birlikte kullanması gerek. Hı. Yani psikolojik bazı problemleri varsa sarı kantaronla tedavi süreci hızlanır, daha kısa sürede iyileşir. Sarı kantoron yanında İksir, aloe vera gel, kara haliyle sarı kantoron. Kara haliyle kolik çayı, sinir çayı. Yani evet. Komple bir set tedavi sürecini hızlandırır. Şimdi mesela neden iksir, aloe vera gel, sarı kantaron, kara haliyle kolik çayı, sinir çayı komple bir set? Bir ürün değil de neden bu kadar ürün? İksir bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuttaki damarlardaki bütün cerrahat çurufu temizler, arıtır. Aloe vera bağırsaktaki mantarları yok eder. Kara haliyle irritable bağırsak nedeniyle ortaya çıkan problemleri yavaş yavaş ortadan kaldırır. Sarı kantoron depresif rahatsızlara karşı sinirleri güçlendirir. Hı hı. Sinirleri tamir eder. Yani her ürünün farklı özelliği vardır. Sadece bir tek ürün kullandığı zaman da iyileşir ama o zaman süreç uzar. Aylarca sürer. Evet. Kısa sürede iyileşmek için tedavimizi birlikte daha fazla hızlandırmak için kombine etmek gerekir. Kombine yaptığımızda daha çabuk sonuçlar alabiliyoruz. Peki hocam, lorangit
gelelim, bu gırtlak. Laranjit. Laranjit gelelim hocam. Gırtlak iltihaplanması. Evet. Gırtlak. Şimdi ses kutusu diyebiliriz buna. Ses kutusu. Hı hı. Sesimiz buradan nefes verirken akciğerden çıkan hava ses tellerine sese dönüştürüyor ses telleri. Akciğerden evet. çıkan havayı ses telleri sese dönüştürüyor. Allah'ın bir mucizesi. Çok, çok mükemmel bir şey. Evet, ses kutusu. Ses kutusunun üstünde bir kapak var. Gırtlak kapağı. Hı hı. Bu iltihaplanırsa ve tedavi geç kalınırsa ne olur? Buradaki mukosa, yani hassas gırtlak içi, çevresi iltihap yavaş yavaş yayılır. Mukosa böyle iltihaplanırsa burada tüysüz hücreler var. Silarselin. Tüysüz hücreler akciğerin içerisinde var, kulağın içerisinde var, sinüslerde var. Evet. Bağırsaklarda biraz sinüs denilen kanallar dedim ya. Hı hı. Ona benzer. Her organda silarselin yani tüysüz hücreler var. Hı. Mesela kişi öksürdüğünde balgamı akciğerin altından diyelim yaraya kadar çıktı. Düşmez. Tüysüz hücreler bu balgamı tutar. Hı hı. İkinci öksürdüğünde atar. Hı hı. Ama gırtlağında iltihap varsa balgam atmakta zorlanır. Evet. Nefes almakta zorlanır. Balgam da buradaki çok yoğun olduğu için kişiyi sıkıntıya sokar. Laranjitle boğmaca birbirinden biraz farklı. Boğmacada nefes almakta zorlanır. Hı hı. Laranjitte nefes vermekte zorlanır. Nefes atamaz. Evet. Böyle daralır kalır. Nefes veremez. Benim küçük oğlum da böyle laranjite. Buna pseudo grup da denir. Pseudo. Pseudo grup. Pseudo. Pseudo grup. Çocuk yakalanmıştı. 3,5 yaşlarında. Şimdi sürekli mızmızlanıyor. Kucağımıza gezdiriyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ne derse yapmak zorundayız. Yapmazsak sinirlenirse nefesi kesiliyor. Bu sefer daha kötü oluyor. Morarıyor. Korkuyorum. Parmakları, tırnakları nefes alamıyor. Oksijen gelmiyor. Evet, hocam. Çok kötü oluyor. Hastaneye götürdüm dedi ki çocuk doktor. Oo, hemen inhalasyon getirin. Çocuk da beyaz önlüklü birini gördü mü nefret ediyor. Korkuyor. Evet, hastanede kalmıştı daha önce. Biraz. Kalmak istemiyor. Bağırıyor. Daha çok bağırıyor. Daha çok strese giriyor. Nefes alamıyor. Daha kötü oluyor. Dedim ki çocuk burada sizi görünce daha kötü oldu dedim. Beyaz önlükten. Ne olacak? Dedim ki şu ilacı verin. Ben evde inhalasyon yapayım. Ne ilacı? Ne ilacı? İşte laranjita karşı ne ilacı verir? İnhalasyon ilacı ver. Ben evde yapayım. Hı hı. Çocuk sizden istemiyor. Daha kötü oluyor. İlaç yok. Nasıl ilaç yok? Virüs. Virüsün sebep olmuş olduğu enfeksiyon için antibiyotik veremeyiz. Hı hı. Çünkü virüs. Laranjita karşı tuzlu su, inhalasyon bu. Tuzlu suyla mı inhalasyon yapacaksınız dedim. Evet. Evde tuz da var, su da var. Ocak da var. Hiç gerek yok buraya dedim. Ben niye geldim buraya? Gelmene gerek yoktu dedi. Hı. Söyleseydin söylerdik. Ha, doğru, mantıklı bir şey. Yıllar önce tabii ben bu çalışmalara o zaman ortalarındaydım şöyle. Hı. Eve götürdüm çocuğu. Bana inhalasyon yaptı. Rahatladı tuzlu suyla. Ama normal sofra tuzu iyi değil. Çünkü sofra tuzu alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi toksik maddeler içerir. Himalaya tuzu veya kaya tuzu daha iyi. Himalaya tuzu en iyisi. Evet. Doğal tuzla yapmak lazım. Sofra tuzu iyi değil. Ama çocuk tabii ki bu Himalaya tuzuyla yapılan enhalasyon tuzlu suyla. Geçici bir çözüm. Kalıcı çözüm değil. Sabaha kadar uyumadım. Bütün kitapları karıştırdım. Ve ne buldum? Afrika ıtırı. Afrika ıtırı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Afrika ıtırı. Yani sinek gitti, arı geldi. Afrika ıtırı faranjit, laranjit, sinüzit. Yani sinüs iltihaplanması, boğaz iltihaplanması, gırtlak iltihaplanması, bademcik iltihaplanmasına karşı dünyada orta kulak iltihaplanması ve geniz eti. Dünyada en etkili bitki. Kim söylüyor? Uzmanlar. Burada bunlar 50 bine yakın bugüne kadar insan üzerinde denemiş, klinik araştırmalar yapılmış. 50 bin. Çocuklar üzerinde hastalıklı
Çocuklar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş, hiçbir yan etkisi yok. 1920'li yıllarda henüz vereme karşı herhangi bir kimyasal ilaç olmadığı için verem hastaları Avrupa'da ıtırla tedavi edilmiş. Verem hastası. Vereme karşı. İlgili şey, güzel bir o zaman o bitki. Buna Afrika dilinde ne denir? Umkalabo. Ne demek? Umkalabo, Zulu dilinde. Zulu. Afrika Zulu kabilesi. Hı hı. Bitkiye, bitkinin kökü, çiçeği değil ama buradaki çiçeği. Itır için Umkalabo derler. Umkalabo her derde deva demek. İksir ki nasıl bizde iksir her derde deva demek. Hı hı. Onlarda da Umkalabo. Yani her derde deva demek. Evet hocam. Özellikle de yukarı nefes yolları, hatta aşağıya bütün nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. Evet. Yani bir, yani veremi bile tedavi ediyorsa Avrupa'da, işte Afrika'da binlerce yıldır bilinen, kullanılan bir şey. Avrupa'da 150-200 yıldır kullanılıyor aşağı yukarı. Türkiye'de de bunu piyasaya ilk biz sunduk. Hamdolsun. Evet. Ve çok çok başarılı. Çocuk, ben ona bu Afrika ıtırından birkaç damla, birkaç damla, birkaç gün. 6 hafta sonra laranjit, yani pseudo kurup diye bir şey kalmadı. Kurup diye bir şey kalmadı. Tamamen geçti hamdolsun. Itır otundan. Evet, hatta benim bir komşum vardı. O da, onun da çocuğu yakalanmış ama adamla görüşmüyoruz. Siyasi görüşlerimiz çok sık böyle. Ters bir insan. Balkonunu temizlemez. Kirli, pasaklı, herkesle kavgacı. Onun çocuğu da hastalanmış. Adam tabii doktor gezdirmiş. Bizim çocuğun durumunu da biliyor. Başkasıyla haber göndermiş ki bizim çocuğu da tedavisi. Dedim ki hastalık ayrı, çocuk ayrı. Problem evet. değil. Biz konuşmayabiliriz. Görüşlerimiz ayrı olabilir. O Türkiye evet. düşmanı biriydi. Neyse önemli değil. Yani düşmanı da olsa hasta olunca tedavi edecek. Tabii laranjit rahatsızlığımızı da ıtır otuyla tedavi edebiliyoruz hocam. Evet. Peki hocam huzursuz bacak sendromu. Huzursuz bacak. Evet. Bu da ilginç bir hastalık tabii. Şimdi kişi yatağa yattığında bacakları kramp girer, ağrı girer. Önce ilk başlarda hafif ayağını, bacağını sallar. İki sallar, üç sallar. Sonra rahatlar, yatar. Zamanla bu ağırlaşır. Tedavi edilmezse. Önce haftada bir iki gelir. Sonra sık sık gelmeye başlar. Tedavi edilmedi mi? Sonra ayak yatakta ayağını sallamakla da geçmez. Kişi uyuyamaz. Sürekli ayağını sallasa da uyuyamaz. Kalkıp gezmek zorunda kalır. Gezer. Evet. Tekrar yatar. Yine de geçmez. Huzursuz bacak sendromu denmesinin sebebi bu. Rahat vermez insana. Hı-hı. Uyutmaz. Bununla ilgili dünyada en etkili bitki nedir? At kestanesi. At kestanesi de burada. At kestanesi bunun tabi bu yenmez. At kestanesi çok da sert kabuğu. Bunun kabuğu soyulduktan sonra çok sertmiş dişimi kırar. Bunun içerisindeki tohum rendelenir. Bir şişeye konur. Üzerine sirke ilave edilir. 6 hafta bekledikten sonra bu at kestanesi sirkesi günde 3-4 defa bir çorba kaşığı içilir. Veyahut da biz bunun fortesini ürettik. O daha etkili. Birleşiminde karabuğday. Aa, bugün getirmemişiz. Pardon, burada. Karabuğday. Yani buğdaya benzer tohumu aslında buğday değil, başka bir bitki. Buğdayla ilgisi yok. Tahılgillerden değil. Karabuğdayın çiçeği. Karabuğday, at kestanesi, zencefil, ayrı kökü gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan çok özel bir formül geliştirdi. At kestanesi forte. At kestanesi ne yapar? Kişiyi kullandığı zaman variz, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızları, baldır ve bacaktaki bütün rahatsızlıkları yavaş yavaş ortadan kaldırır. Böyle bu tür rahatsız olan çok insan hamdolsun. Çok kısa sürede 6 hafta, 7 haftada. Peki hocam at kestanesinin başka bir faydaları da vardı. Bunlar ne için? Variz, toplar damar, toplar damarlarda oluşan yani kirli kanın yoğunlaşması, venöz yetmezlik,
kılcal damarların kanı topladıktan sonra tekrar sızdırması, buralarda oluşan damarların damarlardaki zafiyet nedeniyle kanı sızdırması, toparlayamaması ve ödem oluşur yavaş yavaş venöz yetmezlikte. Variz, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu, baldır ve bacaktaki ödem, kramp, kaşıntı gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla, bunun birleşimindeki eskin denen etken madde kimyasal olarak üretilen rutinden 600 kat daha güçlü. Oo, hocam. Evet, tabii burada klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Araştırma yapılmış, at kestanesi dünyada en etkili şifalı bitkidir. Hı hı. İsteyen doğaltedavi.net'te bununla ilgili belge bilgiye ulaşabilir. Evet, ekranlarınızda görüyorsunuz bitkiseltedavi.com, doğaltedavi.net adreslerinden bitkiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Danışma telefonlarından da yine aynı şekilde bilgi alabilirsiniz ve sipariş verebilirsiniz. Yine canlı yayın telefonlarımızdan da İbrahim Gökçek hocamıza sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Evet, salı ve perşembe günleri İbrahim hocamız da size sağlıklı bilgiler, doğal yollarla tedavi yöntemlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah. Mesela Heidelberg ve bir başka şehir, ismini vermeyeyim, kötü bir isim. Yanlış anlaşılır. Heidelberg şehrinde 240 hasta, baldır ve bacaklarında yorgunluk, ödem, kramp, kaşıntı, ağrı gibi rahatsızları olan hastalar tedavi edilmiş. Hı hı. İki, toplar damar zafiyeti olan, aynı zamanda ödem, ağrı, yorgunluk nedeniyle rahatsız olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapılmış, başarılmış. Yani yüzlerce böyle at kestanesiyle ilgili çalışmalar var. Hı. Variz, venöz yetmezliği, baldır ve bacakta oluşan ödem, su toplaması, kaşıntı, kramp, huzursuz bacak sendromuna karşı mükemmel. Hı. Ve hiç yan etkisi yok. Tamamen doğal. Hı hı. Hiçbir yan etkisi yok. Peki hocam bu parmaklarımıza çıkan mantarlarında da yararlı mıdır? Ayak parmaklarımız oluşuyor. Ayak parmaklarımız oluşuyor. Parmak aralarımızda oluşuyor daha çok. Şimdi o farklı. Şimdi parmak aralarında oluşan pişik ve mantarlara karşı sinirli ot. Sinirli ot mesela taze veya kuru. Şimdi mesela yaz ayında ort içinde bulabiliriz. Hı hı. Hafif ezildikten sonra parmak aralarına taze yıkandıktan sonra sinirlot ezilir. Ayak parmakların arasında bu sinirlot konur, sarılırsa bir günde pişiği yok eder. Evet. Hatta ayak baş parmaklarında dolama olur. Tırnak böyle etin içerisine girer, iltihaplanır. Bazıları bu nedenle çok acı çeker. Sürekli tırnaklarının köşelerini kesmek zorunda, törpülemek zorunda kalırlar. Tırnağın etin içerisine batmaması için ayak baş parmağının üzerine böyle jiletle hafif üzerine kazıdığı zaman kişi tırnağın uçları etin içerisine girmez, yukarı doğru kalkar. Sonra da eğer ki iltihap varsa sinir lot sardığı zaman sinir lot ayak baş parmağındaki dolamanın içindeki bütün iltihabı çeker alır. Yani tırnak ne de tırnak çektirme vesaire gerek yok. O zaman şimdi aklıma geldi hocam, yaz aylarında genelde böyle denizlerde deniz kestanesi olur. Bu deniz kestanesi de sahil kısmında olduğu zaman kişinin ayağına battığında çıkartması oldukça zor olur. Böyle bir hafta falan beklersin, hatta zeytinyağıyla işte sararlar yumuşaması için bacağımızı ya da parmaklarımızı falan. Bu deniz kestanesinde de iyi midir? Yani çıkartma, çünkü onların bilirsiniz iğne gibi çubukları var. Evet. İğne gibi ot sivri bir şekilde girer derimizin altına saklanır ve onu çıkartmak bir haftayı falan alır. Yani kendi kendiliğine dışarı atar. İltihaplar oluşur falan. Onlardan sonra. Evet, iltihabı temizler. Sararsın. Dolamaya yardımcı geliyorsa İltihap, da her türlü iltihabı, her türlü bir yaraya sinirlot ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Bronşite, kuru öksürüğe, balgama yani akciğeri temizler, arıtır. Itır gibi etkili bu da. Aynı şekilde bununla da ilgili klinik. Ama sinirlotun özelliği farklıdır. Her türlü enfeksiyona. Mesela ter kokusu. Şimdi mesela yaz aylarında ne oluyor? Evet. İnsanlar otobüste, trende, vapurda, metrobüste oraya buraya biniyor. Toplu taşımacılık. Kiminde ter kokusu, kiminde ağız kokusu, kiminde yerlendirme. Evet, yönetmenimin de böyle şikayetleri varmış. Kulağıma söylüyor kendisi. Gaz bırakınca bazıları çok pis kokar. Aman hocam.
Evet, ne yapacak insan? Bazılar şimdi bakın. Bunlarda da mı sinirli ot? Irritable yani. Bağırsak sendromu dedim ya. Irritable bağırsak sendromunda karnı kişinin davul gibi şişer. Eğer ki yenilenmezse ne olur? Hastalanır, hastanelik olur. Hı-hı. Çok kötü olur. Tehlikeli yani. Evet. O tür insanlar olduğu yerde bırakmak zorunda. Ter kokusunu ortadan kaldırıyor mu hocam sinirli ot? Sinirli ot. Yoksa terlemeyi mi engelliyor? Ter kokusunu önler. Sinirli otun biz sinirli ot forte diye bunun etken maddesini özel bir formül geliştirdik. Sinirli ot forte. Hı hı. Şimdi sinirli ot bir çok güzel etkileri var da dünyada en etkili şifalı bitkilerden biri de bunu haşladığınız zaman, kaynattığınız zaman etkisi sıfır. Neden? Avkubin denen etken madde haşladığınız zaman parçalanır, etkisi kalmaz. Bu nedenle bunu kaynatmayacaksınız, haşlamayacaksınız. Sıcak suyla temas olmayacak. Biz bunun ekstresini kullanıyoruz. Özel bir yöntemle elde ediliyor. Bunun ekstresi farklı yöntemle elde edilir. Damıtılarak. Bazı bitkileri mesela 60-70 derecede damıtabilirsiniz. 80 derecede damıtabilirsiniz. Ama sinirli otu 35 derecenin üzerinde damıtırsanız etkisi kalmaz. Çünkü parçalanır. Etken madde bölünür. En etken madde antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Evet. Bu şekilde tedavi sonuçlarımız mümkün oluyor. Tabii tabii. Bir de ben orada ısırgan otu bitkisi görüyorum hocam. Gözüme çarptı. Isırgan otu, ısırgan tohumu. Evet hocam o. Isırgan tohumu değil de şöyle bir konu var. Ona müsaade ederseniz söyleyeyim. Tabii buyurun hocam. O biraz ağır. Girdi mi çıkamayız. Hı hı. Kırım-Kongo hastalığı. Ha evet. Demiştik. Evet hocam. Konunun başında Kırım-Kongo bildiğiniz odun kenesi. 850 çeşit kene var. Hı hı. Bilinen. Bunlardan odun kenesi Ixos rizinus vesaire denir. Latincesi bu şeye benzer. Hint baklasına benzediği için onun ismiyle anılır. Çok küçük. Şimdi bu kene Allah'ım hocam. Şöyle bu ne hortum gibi şey var. Burnu hortum gibi soktuğu zaman deriye kan emer. Kendi ağırlığının 200 katı fazla kan emebilir. Of, bu kene. Şimdi kene oldukça yüksek. Odun kenesi çok nadir bir bazı hepsi değil de bazıları ya virüs taşır. Hı hı. Naroi virüsü denen bir virüs. Bu virüs eğer ki kişi odun kenesi kişiye mesela pikniğe şey gittiniz sağa sola denize gittiniz ağacın altında söğüdün altında vesaire kene geldi sizin herhangi birinize kondu ne yapacaksınız derinize hortumu soktu hemen onu çekip alamazsın alırsanız başı kopar deride kalır tehlikeli ne yapacaksınız cımbızla veya pinsetle saat yönünde şöyle çevireceksiniz çevirmezseniz kafası kopar deride kalırsa virüs kana karışır kana karışırsa menenjit hastalığı, beyin zarı iltihaplanması, evet. Ensefalit, beyin iltihaplanması gibi çok ağır hastalıklar meydana gelir. Ölüm, bu yüzden de hocam geçen senelerde Kırım-Kongo kanamalı rahatsızlıklardan dolayı da çok fazla kişi hayatını kaybetti keneler dolayısıyla. Hocam süremizin sonuna geldik, çok az vaktimiz kaldı. Bu Kırım-Kongo kanamalı rahatsızlıklarda nasıl bir gıda takviyesi kullanmalıyız? Onun ismini de verelim çünkü... Kırım-Kongo'da yapılması gereken iş cımbızla veya pinsetle keneyi çekmek yok. Döndürüyoruz. Saat yönünde böyle döndürüyoruz. Tuttuktan sonra döndürüyoruz. Çekerseniz kafası kopar, derin içinde kalır. Virüs de içeride kalırsa virüs kana karışır. Allah korusun. Evet. Şimdi sinirli ot dedim. Arı, böcek sokmasına karşı, iltihaplara karşı sinirli ot ne yapıyor? İltihabı çekiyor, emiyor. Arı soktuğu zaman, böcük soktuğu zaman sinirli ot hemen yok ediyor. Hı hı. Ama burada kene de bilmiyorum çünkü denemedim. Bir. İkincisi bu keneyi çıkardıktan sonra alkolle yıkanması gerekir veyahut da daha etkilisi çay ağacı yağıyla. Evet. Çıkarılan yeri yıkamak gerekir ve acil olarak doktora veya sağlık ocağına hemen gözükmek gerekir. Çünkü zamanında çıkarılan kene ciltten virüs taşıyor mu? Taşımıyor mu? Bilemediğimiz için ne yapmak gerekir?
acil sağlık ocağı veya hastaneye gitmek gerekir. Tamam, evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Yine bizi sağlıklı bilgilerinize bilgilendirdiniz ve doğal tedavi yöntemlerini bize anlattığınız için. Perşembe günü yine saat 17'de İbrahim hocamızla beraber olacağız ve konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.